Elhamdülillahi, elhamdülillahi, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'du, muhterem ehl-i islam, aziz-i mumin müslümanlar, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah ki hamd bo'lsin. Yaratgan Rabbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Sizga bizga nasib bo'layotgan bu Zulhijja oylarini 18-chi kunlari juma'ani tonglari xayrli, barakotli bo'lsin. Ma'lumingizki butun olamdan mo'min musulmon to'planib Makka-i Mukarramada ulug' ahkom, ulug' arkon hajni amallarini qilib bitirib vatanlariga, yurtlariga qayta boshladilar. Bizdan ham mana alhamdulillah o'tgan kunidan 4-iyuldan boshlab kech soat 9:10 larda birinchi reys, demak Saudiya Arabistoni podshohligidan Toshkent shahriga kelib qo'ndi. Demak hoji onalar, hoji otalar qayta boshladilar. Shularning qatorida Hazrati Imomimiz Davudxon qori domlam bütün guruhlari bilan tinchlik, xotirjamlik, sihatlik, salomatlik, amniyat bilan qaytib oldilar. O kişi barchamizga salom yo'lladilar. Ozgina betobliklari bor, shamollaganlar bor. Yana bir 2 kun, 3 kunda ishga chiqib qolishlarini aytib, barchaga salomlarini aytdilar, muhtaram azizlar. Birov onasini kutgan, birov otasini kutgan bir qiziq voqea bor. Hamma umraga yetib olgunicha, hajga yetib olgunicha, Allohning baytiga yetib olgunicha ichi takapuka bo'lib, shu Alloh taboraka va taoloning baytiga boraodirman, Ka'bani ko'raodirman, duo qilaodirman, ibodat qilaodirman, shu ahvol. Alhamdulillah, shuni Alloh taboraka va taolo qalbiga solganda, yomasam kim buni unaqa majburlaydi u joyga olib borishga. Endi bir ikkinchi holat bor. Haj o'tib bo'lgandan keyin hamma uyga shoshadi. Xuddi orqasidan birov quvib bir narsa bo'lganda, ey baraka topkur. O'zi necha yil deganda endi navbating yetdi-ku. O'zi bu joyga kelguningcha o'zingni o'zing o'tga choqqor uvarding-ku. Yana ozgina sabr qil, uni bitta sababi bor. Allohi taboraka va taolo Qur'onida eng ko'p zikr qilgan payg'ambar Hazrati Musa bo'ladilar. Shu yerda bir voqea bor. Ma'lumingizki, Fir'avn ni ustozi badbaxt Kov aligi kohin Fir'avn bir tush ko'rib ustoziga aytsa, u kohin ustozi aytadiki, badbaxt Bani Isroilda deydi bir o'g'il bola tug'iladi deydi. O'sha seni boshingga yetadi. Xo'p, nima qilay ustoz? Bani Isroilda tug'ilgan o'g'il bolani o'ldir. Ayollarini qoldir deydi. Shu bilan bu badbaxt farmonni beradi. Bani Isroilda tug'ilgan o'g'il bolalar hammasi o'ldirilsin, qizlar qoldirilsin. Shu paytda Hazrat Musa tug'iladilar. Qarang, endi tasavvur qiling buni. Hazrat Musa alayhissalotu vasallam onalari bolani tug'ib Allohim, buni men qo'lim bilan yaratib olmadim, sen berding. Hamma yog'ni o'zing ko'rib turuvchisan, Allohim o'zing asragin deb haligi bolani nima qilishni bilmasdan savatga solib Nilga oqizadi. Qaytga boradi. O'zini jigar bandini o'ldira olmaydi. Shu paytda Fir'avnning xotini Osiyo ona kanizaklari bilan kemada sayr qilib yurgan bo'ladi. Qarasa, savatda bir narsa olib kelyapti. Qaranglar desa, o'g'lon pahlavon bola Hazrat Musa yotibdilar. Payg'ambarlar nihoyatda chiroyli bo'ladi. Payg'ambarlar nihoyatda chiroyli bir ulug' odamlar bo'ladi. Haligini ko'rdi-yu aytdi Osiyo. Bu dedi menga himoyachi bo'ladi dedi. Shu bilan u bolani saroyga olib kelishdi. Ayollar emizaman deydi haligi chaqaloqni u go'dak emmaydi. Bir kun emmaydi, uni olib kelishadi emmaydi, buni olib kelishadi emmaydi. Bir hafta qorinlari och qoladi. Shu bilan saroyda ishlab turgan bir ayollardan bittasi aytadiki,
Meni opam yaqinda tuqqan edilar, bola o'lib qolgan edi. Shu opamni ham olib kelib ko'rmaymiz, olib kelgin deydi. Shunda borib Musoni onasini olib keladi. Ko'radiki, bolasi hayot tirik, xursand bo'lib ketadi. Malika aytadiki, emizib ko'ringchi shu bolani. Shuni ko'ksini bersa emib turibdi haligi bola. Shunda Osiyo aytadiki, sizga deydi, mahona tayinlaymiz, maoshda tayinlaymiz. Masalan, oyiga masalan 100 tilla olasiz. To'r mahal sizga shopir borib, demak sizni otda olib kelib, shu bolani emizdiradi. Sizga shu bola katta bo'lguncha sizga shu oylik xursand ona ham bolasini ko'radi, ham emizadi, ham oylik oladi. Voqiyani tafsirdan eshiting. Musoni onalari uyda to podshohdan navkar kelib olib ketguncha Muso, Muso, Muso der ekanlar. Muso alayhissalomni emizishga olib ketayotganda haliga onani olib borib shunday saroyni oldiga olib kelganda yo'q emizmayman deb turar ekan. Iye, sen jinnimisan, nega emizmaysan? Sen podshohni mahonasini olyapsan, shu bolani emizishing kerak. To'rmatta senga odam boradi, keting. Haligini majburlab sudrab olib kelib emizdiradi. Emizib bo'lib yana otga ortib uyga olib kelsa yana Muso, yana Muso. Gap shunday ekanki, Alloh taboraka va taolo Musoni onasidan saroyga kelganida Musoni onasi mehrini olib qo'ymasa, Fir'avn o'shani bolasi ekanligini bilib qolib Musoni o'ldirish kerak bo'lar ekan. Birodarlar, Ka'bayi muazzamaga borgan mo'min musulmonni Alloh taboraka va taolo qalbiga muhabbatni soladi. Ka'batulloh, Ka'batulloh deb Ka'baga intiladi. Hajni ahkomlari, arkonlari tugagandan keyin o'sha muhabbatni bandalardan olib qo'yar ekan. Agar o'sha muhabbatni Allohim bandalardan olib qo'ymasa, Ka'baga odam sig'may ketar ekan. Ey Allohim, qalbiga muhabbat solgan bandalaring o'sha joylarga borib ibodatlarni qilib, shundoq bo'lib ulug' bir ahkomlarni bajarib duolar qilib qaytmoqdalar. Allohim alardan duolarini ijobat etgin. Esalomonlikda amniyat bilan, tinchlik bilan xonadonlariga, ahllariga, vatanlariga qaytib kelsinlar. Iloho Allohim ularni yo'llaridan, muborak yo'llaridan barchamizga karrot karrot, marrot marrot nasib etgin. Muhtaram azizlar, bugun kundagi asosiy mavzu shukronalik va ne'matlar qadri haqida bo'ladi. Shundandir eshitaylik. Allohim barchamizni rohi rostga boshlasin. Muhtaram jamoat, shukr so'zi lug'atda rahmat aytmoq, minnatdorchilik bildirmoq ma'nolarini bildiradi. Hozir ham arablar shu so'zni ishlatadi. Mutashakkir deydi. Minnatdorman deydi. Rahmat sizga deydi. Shukron deydi. Sizga rahmat deydi. Hozir ham ishlatadi arablar shu so'zni. Shar'iy istilohida esa shukrga quyidagicha ta'rif berilgan. الشكر هو المجازاة على الإحسان والثناء على الجميل على من يقدم الخير والإحسان. شكر دیگانی قلگان yaxshilikka munosib javob qaytarish va yaxshilik va ihson qiluvchi chiroylik tashakkur bildirish. Yaxshilik va ihson qiluvchiga chiroylik tashakkur bildirish. Bu istilohdagi qo'llanishdagi ma'nosi. Endi 3-chi ma'nosini eshiting. Shukr degani Allohi taborak va taolo bergan ne'matini Alloh aytganicha tasarruf qilishni otini shukr der ekan. Xudoim berganini Xudoimni aytganicha tasarruf qilishni otini shukr der ekan. Oyatida aytibdi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
Ayting, ey Allah'ın Resulü ayting. İnsaniyetke haberini verin ey Allah'ın Resulü. Rabbiniz sizni, huddi usumlikni, derahlerini, dev derahlerini usturgendek usturgen oşa Rabbinizdir. Sizge kulağı vermiş, kız vermiş, ağız vermiş. Lekin sizlerden cüda asçılıkingiz bunge şükür keltirirsiz. Kulağı vermiş, kız vermiş, ağız vermiş. Cüda asçılıkingiz bunge şükür keltirirsiz. Raderler, işitmeğini bergen Rabbimiz, kormağını bergen Rabbimiz, demağını bergen Rabbimiz ne? O'zi aytganicha farmonini o'zini aytganicha hayotini kechirishni otini shukr der ekan. Bu ikkinchi ma'nosi. Shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, shukr nafaqat til bilan bo'lmaydi. Allohga shukr, Allohga shukrni o'zi emas, shukr. Balki u avvalo chil qalbdan ne'matni e'tirof etib rozi bo'lish so'ng mazkur shukronalikni til bilan ifoda etish hamda qolgan a'zolari bilan ushbu ne'matini haqqini ado etishdir. Ana haqiqat. Inson ne'matlarining ichida yashayotganingni sezmayapsanmi? Ne'matlarining ichida g'arq ekaningni bilmayapsanmi? Buni e'tirof etib Alloh taboraka va taologa qaytib uni yo'lida yurishni otini shukr deydi. Şükür, şükür, şükür. Halva, halva degen bilen ağız çüşüydü mü? Minmette halva deyin, ağız izge bir mezekir edin mi? Kuruk şükür, şükür, şükürünü özü bilen bu mesekken. Bu hakkıda şair şundağ deydi. Efadetni minni ne'amma ne'ma thalâfe yedi ve lisani ve kalbul muhajjiba. Allah tebarek ve teala'nın nimetlerine şükranını menin uçun nersem, kolum, tilim ve korunmaz kalbim ifade kıldı. Allah tebarek ve teala'nın şükrünü menim uçun tilim, kolum, gözümü ifade kıldı. Yani Allah tebarek ve teala'ya şükür yetişini bütün bedenim bilen ifade kıldım. Allah tebarek ve teala özünü fadli keremi ile ihsan zatını akıl ve idrak sahibi kılıp yaratdı ve onge bir hesap nametlerini ata etip behremend etti. Ve balaga karab tursanız nege hakika koy söyledi. Karenge birinciden ikide can salamet kaladı. Odamlar ham doktorlar ham qarab turadi tepasida nima bo'lar ekan deb. Hech kim hech narsa qilinmaydi. Alloh rozi bo'lsin doktorlardan olgan bilimlari, ko'rgan tajribalariga asoslanib bir narsaning harakatini qiladi, lekin qo'ldan hech narsa kelmaydi. Sog' qoldimi? Hop, sog' qoldi, tug'ildi. Ikkinchisidan u aqli raso bo'lib tug'ilishini o'zi katta ne'mat. Birodarlar, dünyaga insan aqli bilen, hushi bilen, raso bo'lib tug'ilishini o'zi katta ne'mat. Esinglardami? Koronavirus tekkanda, voy o'lamano, o'lamano bo'lib qoldik. Esinglardami? Yo esinglardan chiqdi shekilli. Birodarlar, odamni tomi ketib qolgandan keyin unga farqi yo'q. Namaz ham qoladi, zakot ham qoladi, birovni hurmati ham qoladi, hech narsani farqi yo'q. Ya buni o'ziga shukr emasmi? Aqlimiz o'zida ekanligiga shukr emasmi? Odam o'ylayapti, men taqvodorman, bomdodga turdim, mana e'tiqodim zo'r. Namoz o'qiyapman, ruku etyapman, sajda etyapman. Yo'q. Xudoy taborak va taolo qalbimizga solgani uchun turyapmiz. Shunga qodir etgani uchun turyapmiz. Boshqa gap yo'q. Shu bilan bir qatorda o'zining ne'matlariga shukr aytishga ham buyurib, shukr qiluvchilarga ne'matlarini ko'paytirishni va'da etgan.
Şunca nimetini bergen Rabbim şükür etuvchiga nimetini ziyade kılışını va'da etken. Şükür kısan benden ziyade etemen degen ayeti de etedi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سورة إبراهيم ده اللهم ايتانا Yana Rabbiniz elan kıldı bu sözlerini eslen Kasam ki eğer birgen nametlerimge şükür etseniz. Gebler ne kadar? Rabbiniz elan kıldı eslen. Eğer kasam ki birgen nametlerimge şükür etseniz. Ey bendeler. Elbette onu ziyade etermen. Eslen. Rabbiniz vade etkenli eslen. Kasam bilen vade etti Rabbiniz. Uni esle. İslam talimatı da nametlerine şükür kılış, uluğ fadilet ve yukarı derece deyip Allah'a kayıt kılınken. Hazreti Şevkani'nin Kudusiye hadisleri toplamada bir hadisini getirdiler. قال الله تبارك وتعالى ومن لم يشكر على نعمي ومن لم يصبر على بلائي ومن لم يرضى على قضائي فليخرج من بين السماوات والأرض فليطلب ربا سواه رواه الطبراني Allah'ım eytedi. Kaysı benden men bergenimge şükür etmese, men bergen balalarga sabır etmese, men ölçep bergen takdirge razı bulmese, yer bilen osmanlı örtesinden çıkıp geçsin, özüge başka perverdigar izlesin. Meni beriyetken nametlerimge şükür etmese, Men beriyatgan balolarga sabr etmasa, men beriyatgan, men taqdir qilib o'lchab bergan taqdirga peshonasiga yozganiga rozi bo'lmasa, o'ziga boshqa parvardigor izlasin. O'ziga boshqa parvardigor topsin. İslam talimatı da ne'matlarga şükür qilish, ulug' fazilat bu yuqori darajada deb alohida Tayin qilinadi, qayd qilinadi. Alloh taboraka va taoloni berganiga shukr etish, mana shu holatni o'zi islomda eng katta ulug' voqea deb qadrlanadi. Bu haqida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu shukr qilish iymonning yarmidir. Abdulloh ibn Abbos deganlar radhiyallohu anhu Abbos ibn Abdul Muttolib Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le emekilerini kette oğulları öyledi bu adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den en köp hadislerini rivayet kılgen zatlarının sekizincisi. Kur'an-ı Kerim'li tola ve toluk malumatları bilen etraflı işe tafsir kılgen zat Abdullah ibn Abbas buladılar. Hayat mahçı, Abdullah ibn Abbas'ın bitti ülkeleri bizde yatıptılar. Semerkent'te, Şah-ı Zinde namı bilen meşhurdurlar. Kusam İbni Abbas, İbni Abdülmuttalib. Şu adam ne diyebdiler? Şükür imanını yer misidir? Başka orunda ise, iman ve sabır şükraneden ibarettir. İman ve sabır şükraneden ibarettir. Sabır, sabır şükranadan sızıp geledigen nerse, sabır. Sabır degeni adam özünü toktatış degeni. Kim özünü toktatadı? Şükür etken toktatadı. O naşükür sakreydi. Hemen nersege misal sap koreyim. Hemen nersege misal koreyim. Ağzı eştesiz.
Şunun için hem Allah tebarek ve teala berçemizini şükür kılışka amr etip naşkürlükten kaytargan bu babakalalarımızını Hazreti İmam deyip uluğulavcı Ebu Bekir Kıffalı Şaşi özlerini meşhur Cevami'ül Kelim kitablarda keltirgen hadislerde Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَتَّحَدِّثُ بِنَعْمَةِ اللّٰهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ hadis keltirgen ekeller Kıffalı Şaşi aleyhi rahmet Allah'ın nimetlerini eslemoğluk şükürdür. Allah'ın nimetlerini unutmoğluk küfürdür. Hey, eslemeyimiz mi? Eslep görmeyimiz mi? Takaslap görmeyimiz mi? Ölçep görmeyimiz mi? Pasni, pasni, pasligini, balandni ko'rganda biladi. Balandni baland ekanligini, pastni tushunganda ko'radi. Arab tilida buni mutadad deydi. Rus tilida antonim deydi. Bir narsani taqqoslash uchun, solishtirish uchun odamda ozgina zehn bo'lish kerak. Mana men aytdim, 80 ga 90 ga kirgan odamlar o'tirib bitta so'rang, qanaqa bo'lgan o'zi? Pop etib osmondan tushganmi shuncha jamoat? Shuncha odam o'zidan o'zi soqol qo'yib, do'ppi kiyib duo qiladigan bo'lib qolganmi? Yo boshqacharoq bo'lganmi? Mana shu o'tirgan masjidimiz 70-yillarda tovutxona bo'lgan ekan. Maytob kelishar ekan, shu yerda tovutlar, asboblar turar ekan, odam yuvadigan narsalar turar ekan. Sekin-sekinlik bilan masjidlar tashkil qilinib Allah rahmet etsin Ziyovuddin Han, Eşan Baba Han Hazretlerini, teşebbüsleri, şeddeki ahalini, talebi bilen, sekin sekinliği bilen, it azabı da o, Moskova degen ülkelerde var, bu ruhsatlarına ap gelip. Braderler, bu yüzden özü bu gelmez şimdi. Şimdi kurul edegen buldu. Nemeymiş 57 metre boyu. Yenge kurul etken masjidimizin hacmini et yapız. Yeni 40 metr, 3 kavat, 12 bin adam ketedi, 12 bin. İkinci kavatlarga, podvollarga eskalator bilan tushadi, eskalator bilan chiqadi. Ve braderler, şükür kımaylik mi? Allah tebarek ve teala özne... Öz kelamıda Habibi'ye merhamet etip, merhamet eten. Eûzu billahi mineşşeytanirracim ve emmâ bina'meti rabbike fehaddif. Ey Allah'ın Resulü, insaniyetke nametlerimi gepir birin. Ey Allah'ın Peygamberi, insaniyetke nametlerimi eğitip birin, esnetip durin. Öyle yapsız Resulullah'ın zamanlardaki insanlar cinni bogan mı? Ya cinni bogan. Onların aklı hoşu özde bogan. Resulullah esnet yaptılar. Bana o Allah'ın nameti emez mi? Bana o Allah bergen emez mi? Şunu esnetin ey Allah'ın Resulü. Yaratgan bizlarga ato etgan behisob ne'matlarini yodda tutish, uni o'z vaqtida qadrlay olish, o'sha ne'matlarni davomligini davomliligiga sabab bo'ladi. Mana bizga nimaga kerak buni eslash. Agar biz ne'matlarni eslab, unga Alloh taboraka va taologa qadrlab deb tursak, shu narsani bardavom bo'lishi, avlodlarga ham ajdodlarga yetib borishi tayin bo'ladi. Şeyh Sa'di aytganlaridek her nefes ki içkeriga kiradi u hayotni bir nefesga cho'zuvchidir. Olingan nefesini qaytarib chiqarmoq esa egasini xursand qiluvchidir. Voy, nima gaplar bu? Hazreti Şeyh Sa'di'ni asarları bana ona başlanadi. Guliston. Ben de hemen Behyizi taksiri hiç uzur bedergahı Huda avarat. Bendeni en yaksı Hazreti Şeyh Sadi'nin gepleri bu. Bendeni en yaksı kaysi biri. Bizge okşakan kağıtta salla öregen, kağıtta sakal koygan çekmeler dikigeni mi? Ya,
Bendeni en yaxşı Allah tebarek ve teala bergen nametlerine şükürünü toluk ada etelmeyetkenliğini uzurunu eğitip yürgen o demek. Hudavan şunca namet verdin. Bergetken nametlerine ben şükür etelmeyetmen. Uzur degeni yeken. Uzur, uzur. Beş vakit namaz uzurdan ibaret eken. Kayser birini biz onu şükürünü ada kılamız. Ogan nefesimiz çıkarken nefesimizi ada kılamayız ki kanakıp bergen nametlerine ada kılamız. Beş vakit okuyatken namazımız şunca nametine şükür kılamayız. Rabbim uzur degen yeken. Bir nefesini salamet yutuş ve ikincisi alingen nefesini kaytarıp çıkarış ve her ikisi için alahıda alahıda şükür keltiriş vacibdir. Esilerde mi? Nefes alalmaya yatkenimizde kılıp yutalıp üyünü buzvara edip yatken peytlerimizde koronavirüs kegeni de bitti nefeske zorlar buldu ki evvel degen aparatlar esilerde turptu mu? Burunlarımızga, dimağlarımızga haligi aparat kop koygalları esimizden çıkmadı mı? Şeyh Sadi etken ekenler ki bunu. Bitten nefesini esalaman alıp, yutup alıp, esalaman çıkarışını o zikette namaddi. Bütün insaniyet gördü ki bunu. Milyonlagan adam alamdan utip gitti ki o şanı kılenmezden. Ne medip öyle değiller. Yigirme tor yaşar bala alamdan ötü. Bıra onu bitti ya bitti oğlu. Başka balası yok. Xudodan tilab tilab sorab sorab olgan bitti oğlu ötü. Bıra onu kızı ötü. Bıra onu oğlu ötü. Bıra onu akası bıra onu ükası bıra onu atası bıra onu anası ötü. Ne medip öyleymiş. Braderler ular nemege ötü. Oşa nefesini alıp oşa nefesini çıkaralmaganı üçünmez mi? Kurduk ki onun azabını. Qiynakan ku nefesini alıp çıkarılmazlık, alınmazlık qiynakan ku. Laringit derken, boğma kesel derken, boğanda dünya közüge karanlığı kütereken. Mamma yeken ku. Nege gapir yapınız bu gaplarını? Braderler, mumun Müslüman bunu esimizden çıkarmaylık eken ku. Bu aliyatken nefeslerimiz, çıkarıyatken nefeslerimizin özü baxt eken ku. Allah tebarek ve teala nametlerine şükür eytuvçilerine elbette mükafatlaşı. Ve ularga uluğ acır sevaplar verişi hem kefaletlengendir. Bunu eslegen, buna şükür etken, bunu oylegen, ne baxtı saadete kefaletlengendir. O adam elbette kadir getirdi nametini. Elbette kadir getirdi o. Allah tebarek ve teala namet eytuvçi, Allah'ın tebarek ve teala'nın nametlerine şükür eytuvçilerini elbette mükafatlaşı. Ve ularga uluğ acir sevablarını berişi hem mükafatlengendir, kefaletlengendir. Uzat eytedi. Evine şeytan olacak. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ Şükür kılıçlarının ise elbette mükafatla geyimiz. Şükür etiçlerine elbette mükafatla geyimiz. Hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hakkıda şunda dediler. مَنْ لَمْ يَشْكُرُ الْقَلِيلِ Bey. مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلِ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرِ Azıge şükür etmegen, köpegeyem şükür etmeydi. وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهِ Adamlarını yakşiligini bilmegen, Allah'ını yakşiligini bilmeydi. اَتَّحَدِّثُ بِنَعْمَةِ اللّٰهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ Allah'ın nimetlerini eslep duruşlikinin özü şükürdür.
unutishlikni o'zi kufrdir. Allohga kufr so'zlarini aytish shart emas ekan. Bandasi shukr keltirishni unutishi o'zi ham kufr ekan. Qo'liga katta palidaga piercinglar taqib olgan. Ya birer bir 10 ming dollar turarmikan uni ko'zlari boshqa narsa bilan. Tagidagidagi oliga oliy martabalik mashinalar, Mercedeslar qoraqa hayot qiyin bo'lib ketdi. O'zingingni sotsang, umringni oxirigacha yeb ichib mazza qilib yurasan-ku. Tangindagi mashinangni sotsang, o'g'il qizing ham mazza qilib yeb ichib yuradi-ku. Noshukur bechora, noshukur. O'zi bir so'loqmondagi odam, katta bir haybat odam, bizdan ham katta. Hayot qiyin bo'lib ketganimish. Kulgilik emasmi birodarlar? Achinarlik emasmi birodarlar? Wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Jamoat bo'lishlik Allohning rahmatidir. Tafriqalik ajrab to'da bo'lib kelish bu Allohning azobidir. Birlashlik Alloh taboraka va taoloning rahmatidir. Tarqoqlik Alloh taboraka va taoloning azobidir. Mo'min musulmon yakdil bo'lish kerak. Mo'min musulmon hammamiz bir tomon bo'lib turishimiz kerak. Mana shu Xudoning rahmatidir. O'ylamang. Bizga yaxshi qilib beradi. Hech kim yaxshi qilib bermaydi. O'zimiz yaxshi bo'lamiz, o'zimiz shukr keltiramiz, o'zimiz harakat qilamiz. Biroq bizga yaxshi qilib bermaydi, chetdan kelib hech kim yaxshi qilib bermaydi. Bu bekor gap, bular bo'lmas gaplar. Ana shu 11-asrda hozirgi Turkiyani Koniya degan yerida Hazrati Mavlono Jaloliddin Rumiy degan bir zot yotadilar. Kulliyoti Rumiy deydi. Quyidagicha satrlar bilan boshlanadi. Bishnavaz nayi chun hikoyat me kunad از جدایی ها شکایت می کند تینگلگین نی نیدن حکایت لر قلر ایرلغ جدالغ دن شکایت لر قلر معلوم اینگز کم نی بو چالغو اسباب بو نیدن چکیت کن منگلیک توش آدم قلبن ارتید ایه ابو خمشدن یسلگن بر چوک وخشگن نرسدن نامنچه منقا منگلیک توش چکده دیسیز O osha nay cholg'uvchining issiq qo'ynidan haligi futlardan ko'ra o'zini o'sgan qamizzori qurvaqa sayrab yotgan botqoq zorini eslab shunaqa ovoz taratar ekan. Sababi shu ekan. Naydagi munglik tovushni sababi shu ekan. Dunyoga kelgan mo'min Alloh taboraka va taoloning huzurini qumsab yashaydi. Mana shundoq misralar bilan boshlanadigan kulliyoti rumiy diversantlarning holatini bayon etib boshlaydi. O'sha zamonda o'tgan yahudiy podshosi, nasroniy podshosini davlatini qulatmoqchi bo'lgani, ularni tafriqalarga bo'lmoqchi bo'lgani, birodarlar, o'sha yurish faqat holatlar o'zgartirilgan. Hamon davlatlar bir-birini yiyman deydi, g'ajiyman deydi. Bunda mo'min musulmon aqlini yig'ib olish kerak bo'ladi. Bugungi kunda yurtimizda barcha sohalarda bo'lgani kabi diniy sohada ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Oliy diniy o'quv yurtlari ko'paymoqda va ularning sifati yaxshilanmoqda. Masjidlarimiz ko'paymoqda va ko'plari zamonaviy uslubda barcha qulayliklar bilan qaytadan qurilmoqda. Buni butun dunyo ko'ryapti. Hamma buni his qilib turyapti, o'zimizni boshidan o'tkazyapmiz.
Endi zamona, endi boshqacha, endi odamlarning talabi boshqacha. Endi mana imoratlar ularga ko'zimizga yaxshi ko'rinmaydigan bo'lib qoldi. Endi bizga katta zamonaviy masjidlar kerak. Hali vaqt o'tib ko'rasiz. Bular ham odamlarga kichiklik qilib qoladi. Undan ham kattasini quradi. Dunyo shu. Yildan yilga haj va umra ziyoratchilari ko'paymoqda va bu ziyoratlarni amalga oshirish qulaylashmoqda. 78-yil Oqlon mahallada bir odam Sovet davrida o'zlari bir oliy o'quv yurtlarini bitirgan oliy martabali toifalarda ishlab kelgan o'sha zamonaning ilg'or odamlaridan bo'lgan ekan. Bir tanishlari hajga borganida bir penselin ne idishida ozgina zamzam suvini olib kelgan ekan. Penselin kichkina bir yarim gram suv ketadigan zamzam idishida suv kelib qolgan ekan. Shuni endi haligini ichib bo'lmaydi endi o'zi ozgina narsa 78-yil. Haligini hamma qo'lma-qo'l qilib mana unaqa yuziga surgan ekan, mana unaqa qilib. Yarim gram suvni hamma yuziga surgan ekan. Hozir bitta hoji 12 ming hoji kelsa, inshaalloh 15 ming odam kelsa, har birini qo'lda 10 litr 10 litr zamzam suvku. Zamzam suviga cho'milyapti-ku odamlar. Keyingi yillarda xalq bilan bevosita muloqot qilish, uning dardu tashvishini, muammolarini ijobiy hal etish bo'yicha yangi tizim yaratilgan. Hayotimizda davlat inson uchun degan haqchil g'oya qaror topdi va bu tobora mustahkamlanib bormoqda. To'g'ri, kamchiliklari bor. Bu tabiiy, bu kamchiligi bo'lishi. Nuhul dengiz ortidagi davlatlarni maqtaydi, andoman-andoman. Tarixni ochib ko'rgan, u davlatlarga qancha 270 yil bo'lgan. 270 yil bo'lgan. Bizikiga 32 yil bo'lgan. Kamchilik bilan chiqadi. Yetishmovchilik bilan chiqadi. Bir ishni qilib ko'radi, xato chiqadi, ikkinchisini qilib ko'radi, to'g'ri chiqadi, mana shuna qilib boradi. Birdan bo'lmaydi. Vatanni sevish faqat tilda qolib ketmasligi, balki vatandoshlar yurt ravnaqi uchun birlashishi, bir-biriga xayrixoh bo'lib dunyo oxiratda foydali ishlarga harakat qilishlari kerak. Bir odam bir nojo'ya ishni boshlasa, hamma o'shanga qarab intilib ketaveradi. Janjal, to'polang, mana shunaqa. Birodarlar, bir yaxshilikni boshlasa, ilmga, yaxshilikka qarab yursa, taraqqiyotga qarab yursa, o'sha qarab ketadi. Unisi ham, bunisi ham sizi bizni qo'limizda. Yo'q, taraqqiyot sariga, oldinga yuramiz, yo'q, janjal andoq-andoq. Bemalol din diyonatimizga amal qilayotgan shariatimiz shiorlari barpo bo'lib turganda noshukurlik qilmaslik, turli buzg'unchilik, targ'ibotlarga uchmaslik, bilim va kuchimizni vatan ravnaqi dinimiz rivoji yo'lida sarflash burchimizdir. Hurmatli jamoat, joriy yilning 9-iyul kuni mamlakatimiz hayotida muhim voqea, muddatidan ilgari prezident saylovi bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Qadim-qadimdan davlat rahbarlarini asosan xalq tomonidan erkin saylov yo'li bilan tayinlanish amaliyoti bo'lgan, islom dini xuddi shu uslubni yo'lga qo'ygan, muqaddas dinimizda ham davlat rahbarlari omma tomonidan erkin saylov yo'llari bilan saylashni belgilab qo'yilgan. Inshaalloh kelayotgan 9-iyul kuni saylov kunidir. Allohim barchamizga bu saylovlarni mo'min musulmonga, xalqimizga, barchamiz uchun foydali qilsin. Iloho Allohim berayotgan ne'matlarni ziyoda etsin. Iloho Allohim mana shundoq tinch hayotimizni,
Güzel turmuşumuzna Allah'ım bar devam etsin. Hali bu mavzularga yana qaytacakmiz inşallah. Muhterem azizler. Yana ogohlikka undash ma'nosida bir qancha iltimoslar bo'lgan, xosatan internetda firibgarlik yo'li, u bilan odamlarni tunash yo'li avjiga olib ketganligidan ogohlantirilib, noma'lum raqamlardan qo'ng'iroq qilgan notanish shaxslarni ko'rsatmalarga amal qilmang. Noma'lum raqamlardan ko'rsatmalar bersa, unga amal qilib yurmang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni begona shaxslarga bermang. Begona shaxslarni ko'rsatmasiga binoan telefoningizdan harakatlar bajarmang. Notanish shaxslarga oldindan to'lov sifatida pul o'tkazmang. Birodarlar, notanish odamlarga pul o'tkazmang. Keyin mana shu masjid ma'nosida ham masjid ahlini nomidan borib bir narsalarni so'rasa berib yormang. Bu yerda o'zi mutaxassislar bor, mutasaddilar bor. Har kuni soat 8 da o masjidimizni qurilishini oldida o'zim ham kelib o'tiraman, 10-11 gacha har kuni inshaalloh o'sha yerdaman. Domla nima kerak Allohning baytiga deb so'rang o'zimizdan kelib. Har xil odam narsa so'rasa ularga berib yormang, iltimos. Bu mo'min musulmonga kerak bo'ladigan narsani mutaxassislar aytadi, qoraga g'ish kerak, beton kerak, bu kerak, bu kerak deb aytadi, shuni xalqimizga yetkazib turamiz. Odamlarni olib kelgan mablag'ini joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Undan tashqari bank kartalaringizni maxfiy qoldiring, hech kimga bermang. Notanish shaxslardan kelgan SMS kodlarini hech kimga oshkor qilmang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni, login va parollarni sir saqlang. Birov kelib menga qoraga bir sir bor aytaman. Yo, menga aytma, qo'y. Qo'y, unaqa sirlarni aytaverma. Nega? O'zingga sig'magan sir menga sig'maydi. Qo'y, yo'qol, bor. Qo'y, bir tuzik, bir Alloh degin, Rasululloh degin. Qo'y, uni sirini, unga buni sirini kim kerak emas u sir. O'zing bilan qo'shmazor bo'lsin siring. Voy birodarlar, voy birodarlar, odam o'zini siriga ehtiyot bo'lsin. Birovni sirini birovga tashimasin. Umman o'zi hadis kelgan. Bir so'zni odam u yoqqa, bu yoqqa alang-jalang qilib gapirsa, eshitmang deganlar. O'zi xavfda u, xatarda u. Nimani gapiradi, uni kim biladi u, nima demoqchi u? Kimni gapirmoqchi? Shuning uchun muhtaram azizlar, o'zimizni sirimizni, o'zimizni kartimizga oid bo'lgan, bank raqamimizga oid bo'lgan, bu o'zimizni moliyaviy ahvolimizga oid bo'lgan masalalarni birovga aytmaylik ekan, bundan ogohlantirishdi. Kiber jinoyatga duch kelganingizda quyidagi telefon raqamlarga murojaat eting. 102-1102. Shuni ataye, shuni domla, iltimos sizdan aytib bering, xalqimizga tushuntirish olib boring deb iltimos qilishgan. Mana shuni yetkazib qo'ydik. Alloh taboraka va taolo o'zi hifzi himoyasida asrasin. Allohim barcha mu'minlar va barchamizdan mushkullarimizni oson etgin. Hojatlarimizni ravo etgin. Dardlarimizga davo bergin, ranjlarimizga shifo bergin. Biz hamma insonni dardini bilmaymiz. Hamma insonni biz hamma mushkulini anglamaymiz. Lekin Alloh uni anglaydi, uni biladi, uni eshitadi. Muhtaram azizlar, barchalarimizdan Allohim gunohlarimizni kechirsin, hidoyatiga boshlasin. Uni ustiga ustak bundoq jamoatga, bundoq muborak kunga, bundoq ulug' ibodatlarni asnosida yoshlari 75 ga kirgan Ranoxon hoji onamlarni janozalarini olib kelib qolishgan. Alloh taboraka va taolo u kishining oilalariga Alloh o'zi sabr bersin. Bu kitobida aytganki, juma kuni o'tgan bandani juma'oni sharofati barakotidan munkar nakirlar savol javob qilmaydi degan. Xudoy taboraka va taolo onaxonni yaqinlariga o'zi sabr bersin. Qo'llarimizni bir duoga ko'taramiz. Amin. Allohim
Müşküllerimizi asan etkin, sen asan etsen müşkül yok. Allah'ım dertlerimizge deva birgin, sen deva birsen dert yok. Allah'ım hacatlerimizi reva etkin, sen reva etsen Allah'ım hiçbir hacet yok. Allah'ım şifahanelerde yatken, operasiya stallerde yatken, kumede yatken mu'minu mu'minatlerge şifa birgin. Uzak ülkelerge şifa izlep gitgellerge özün şifayı kamil etakigin. İlaha karzı var braderlerimizi karzlerge necaat birgin. Allah'ım işleri yürüşmesinden türgen braderlerimizi işlerini, rivacını, kişayişini birgin. Ferzen talebede türgen salih salihelerin ne ulerge ata etkin. Allah'ım bu musibet yetken mu'minu mu'minatlerge Allah'ım özün sabır birgin. Sabırlarga ecir birgin. Allah'ım beytinge hizmet kılıyetkenlerini hizmetlerini icabetu kabul kigin. Bir yetken nezirlerini Allah'ım niyazlarını icabet kigin. Ecirlerini, sebablarını, ötkenleri, merhumeleri, merhumlerige, oteleri, aneleri, yakınlarige, üstadlarige yetkergin. Özleri için, ahiretleri için zehire etkin. Onurlarını toldurup koygin. Allah'ım beytinge hizmet kılışını, vatenge hizmet kılışını, bizge yem nasip kigin, berçemizge nasip kigin. Allah'ım, bizge dünyanın yakşiliklerini birgin, ahiretini yakşiliklerini birgin, kıyametinin azabıdan sahlegin. Bu Ali oku yurtlarına kiriyetken, taliblerimiz, talibelerimize Allah'ım, muvaffakiyetlerini birgin, ilmi irfanlarını, adabı, ahlaklarını güzel kıp koygun. Vatanımız tinç bosun, yurtumuz abad bosun. Erte saylavlar geledi. Allah'ım saylavlar halkımızga, yurtumuzga, mumun Müslümanlarımızga tinçligi, hatırcemligi, rıbacı uçun sebepler bosun. İlla Allah'ım afatlerden, belalardan esref koygun. Semavi, aradi belalardan eslegin. Köp yıllar, köp zamanlar Allah'ım, mene şundak cümaler, uluk güllerge yetkezgin. Allah'ım, berçemizi şükür etuvçi bendelerinden kılgın. Küfür etişten uzin esregin. Allah'ım, bizge dünyanı yakşiliklerini birgin, ahiretini yakşiliklerini birgin, kıyametinin azabıdan sahlegin. Ve sallallahumme على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين